gideyim, notlarıma döneyim. İşin çoğunu organizasyon firmasına bırak. Aldıkları parayı hak etsinler. Ben yorulmuyorum. Ne dedi? Ne dedi? Sayende yerin dibine girdim Umuz'a. Niye? Ben hemen dedi Enes'le beraber ederim. Yeterince rezil oldum zaten. Taht deyince. Ama ben Gonca her şeyi anlattı. Hatta nazar değmezsin diye üstünde böyle masallah bir kudela olacak mıyız mesela? Musa sen düğünleri karıştırmış olabilir misin? Bahsettiğin sünnet düğünü. Sen bana ihtişamlı diye sünnet düğünü mü anlattın? Ben Gonca'ya düğünleri nasıl oluyor diye sordum. O bana bir sürü anlattı. Ben de içinde en ihtişamlı olarak aklımda kalanları sana anlattım. O da düğün, bu da düğün. Ne fark eder ki? Hem de gelinde üzerinde masallah yazmasını nesi kötü? Olmaz Musa. Yok kurdeleler, tahtlar falan. Çocuk muyuz biz? Tamam. Bir tane daha anlattım. O da çok ihtişamlı. Bak onu anlatayım. İlk önce şöyle. Tamam. Bu kadar yeter. Bitti. Siz beğenmesiniz, beğenmeyin. Ama ben düğünümde karamlı tahtada oturacağız. Şöyle masallarda yazacağız. Güzel olur. Burnunu soktun ki. Ben hallediyorum demiştim sana. Resmen rezil olduk insanlara. Baksana hala gelmediler de. Kim bilir ne hikayeler yazıyorlar şimdi. Ben olmasaydım sen hala içeride o nevresim takımıyla güreşiyordun. Şu imzaları atalım. Nefesi bir geri alalım da. Gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum. Senin de formaliteden bile olsa evlenmek ölüm gibi ya. Asıl sen bana sor ya. Tam bir ömür törpüsün. Hayır, her konuştukça benim ömrümden ömür gidiyor. Benim gibi kısmet bulmuşsun. Şükredeceğini anca söylen. Kısmet sen misin? Evet benim. Ne oldu, beğenemedin mi? Beğenemedim. Tabii sen yurt dışı falan derken öz değerlerini unutmuşsun. Yok artık. Sen misin öz değer? Ben de sana bayılmıyorum bu arada. Ya git. Sen beni beğensen ben kendimden şüphe ederim. Derim ki bu dağlı bana bayılıyorsa bende bir terslik var galiba. Hem baksana. Ne oldu, neye gülüyorsun, komik olan ne? Yok bir şey, şu halimize gülüyorum. Ne varmış halimizde? Yani şu halimize bir baksana, daha imza falan atmadık ama 40 yıllık evliler gibi didişiyoruz maşallah. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gerçekten evlilikten soğuttun. Resmen soğudum evlilikten. Vallahi fikir senden çıktı. Ben evlenelim diye yalvarmadım sana. Sen bana anlattın, ben de onlara anlattım. Niye yanlış anlatıyorum ki? Sen bana gördüğün düğünleri anlat demedin mi? Dedim mi?
Dedin. Ben de sana gördüğüm düğünleri anlattım. Ama sen gitmişsin çorba yapmışsın. Çorba ne alakası şimdi ya? Allah Allah. Yani birkaç çeşit almışsın, bir tencereye koymuşsun. Tencere şey yapmadım. Gonca'nın anlattıklarını en hoşuma gidenlerini seçtim, söyledim. Beğenmesinlerse beğenmesinler. Kendini bilir. Ama ben düğünde masallar takacağım. Tahtede oturacağım. Deve de bineceğim, fil de bineceğim. Hepsini yapacağım. Musa sözü. Allah'ım tek yardımcım sensin. Sen bana güç ver. Hala gelmediler, görüyor musun? Akıllarınca bizi baş başa bırakıyorlar. Bence sen çok kafana takıyorsun ya, bırak. Ne anladılarsa anladılar, onlar çocuk değil ki, kocaman insanlar. E merak etme, gelirler birazdan. Yani sen de hiç rahatsız değilmişsin gibi. Neredeyse o halde basılmaktan keyif aldın diyeceğim. Niye keyif alayım ya? İşleri hızlandırdı sadece. Ya biz onların öğrenmesini istemiyor muyduk? E tamam, işte tiyatrodur, oyundur. Birçok şey yapmamıza gerek kalmadı, kendiliğinden çözülüverdi. Ya biz bunu daha önce seninle konuşmadık mı? Konuştuk, Yani konuştuk konuşmasına da... Ne bileyim, bizi o halde gördüler. Sonra gittiler, bayağıdır da yoklar ortalıkta. Şu an konuştukları iki laftan birinin biz olduğumuzu bal gibi de biliyorsun. İki laflarından birisi mi? İki laflarından ikisi desene sen şuna. Onlar bu merdivenden indiğinden beri bizden başka hiçbir şey konuşmuyorlar net. Of. Benim de canım o sıkıyor zaten. Vallahi yapacak bir şey yok. Ben de böyle çözülsün istemezdim ama elimden de bir şey gelmiyor. O yüzden sen de çok kafana takma, benim de çalışmam gereken işler var. Alo. Merhabalar Nurşe Hanım, iyi günler. Bana bir yemek borcunuz vardı da onu hatırlatmak istedim. Hatırladım da bugün pek müsait bir gün değil. Neden? Nikahınıza mı geç kalırsınız? Fazla vaktinizi almayacağım, sadece bir yemek. Tamam ama sadece bir saat. Tamam. Kurçeşme'deki restoranda görüşürüz. Konum atıyorum şimdi. Tamam, görüşürüz.
Benim bir saatlik bir işim var. Halledip geliyorum. Ya nikaha çok az kaldı. Nereye gidiyorsun? Başka zaman gitsen olmaz mı? Hemen halledip geleceğim. Ya benim prensesim, torunum. Sen üvey anne nedir bilmezsin. Bizde analık da derler onlara. Ah civanım, sen onu bana sor bana. Ben üvey anne elinde köteyi ekmeğime katık edip büyüdüm be. Ah. Üvey ana yüzünden benim hala sırtım ağrır. Yediğim sopalar yüzünden. Şöyle karşımıza kurulurdu. Tatlısı demeden, tuzlusu demeden tıkınırdı, tıkınırdı. Vah vah vah. Bize de şuncacık kuru bir ekmek verirdi. Ama insaflı kadındı ha. Bir bardak da su verirdi. O da bir öğün. Biz öyle kuru ekmeği suya bandıra bandıra... ne yapalım, karnımızı doyururduk be. Vah vah vah. Benim yaralı ceylanım, bak sana. Duydun mu torunum? Analık neymiş, üvey anne neymiş? Ya işte böyle. Hayatım boyunca insanlıktan nasibini almış bir tane üvey anne duymadım. Hepsi birbirinden cadı. Şimdi başta böyle evlenince her şey şıngır mıngır yolundaymış gibi görünür. Ondan sonra seni el üstünde tutarlar. Ama sonra ne olur? Bir de kendi çocukları olduğunu var ya. Başta el bebek gül bebek olur. Sonra gözleri seni görmez olur. Ya başlar ondan sonra Nurşah sana analık yapmaya, üvey annelik yapmaya ki... tıpkı benim yaralı ceylanım gibi... onun analığı gibi davranırlar sana. Bana bak, bunların hepsi numara. Sen sakın onlara inanma, tamam mı güzel torunum? Sırf seni bizden koparmak için yapıyorlar torunum benim. Ne dersin sultanım? Bizim aşı tuttu mu? Ha? Ay ne bileyim ben. Bunun sürekli zaten iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ya sanki biraz ikna oldu gibi ha. Ne dersin? Ya bana bak. Biz şu üvey anne mevzusunu biraz daha böyle sıcak tutalım. Altına odunu vermeye devam edelim, tamam mı? Ha? Biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da. Güzel. Aynen devam. Gel. Eğer müsaitseniz hazırladığım dosyayı göstermek istiyorum. Her şeyi tüm detaylarıyla baştan planladım. Buyurun. İlk sayfada konsept bilgilerini görebilirsiniz. Düğün artı eksi 100. Toplamda 1000 kişi ağırlanacak şekilde düşünüldü.
davetliler nerede konaklayacak? Bir sonraki sayfaya bakarsanız otel rezervasyon bilgilerine görebilirsiniz. Siz onayladığınız anda hemen rezervasyon yapılacak. Sayfayı bir daha çevirirseniz düğün yemeği menüsünü görebilirsiniz. Çerkez bıldırcını, vişneli yaprak sarma, peynir poğaçası, ıskara sebze sepeti. Dünya mutfağı unutulmadan yerel lezzetler tercih edildi. Hangisi ağırlıkta derseniz eşit ağırlıklı diyebilirim. Düğün pastası? Hem pastada hem de yemeklerde de glutensiz seçenekler olacak. Diyabet menüsü de hazır. Şerbeti göremedim. Çerkez geleneğidir. O da var. Menü sayfasında altta. Geleneksel aile şerbeti olarak not düştüm. Önceki paçavra gibi baştan savma değil. Bu sefer bir şeye benzemiş. Kahya'ya ver, gerisini o halleder. İtiraf ediyorum, şaşırttın beni. Güzel çalışma. Hatta bir Demirhanlı düğünü olarak kusursuz planlama. Tek uyuşmayan husus... sensin. Sen Demirhanlılara yakışan bir gelin olduğunu düşünüyor musun? Tek uyuşmayan husus sensin. Demirhanlılara yakışan bir gelin olduğunu düşünüyor musun? Nurşah abla bizim yüzümüzden gitmedi değil mi? Öyle langır lungur dalınca. Gerçi bir şey gördüğümüzden değil de yani. Kuaföre gitmiştir. Hiçbir kadın günlük saçıyla evlenmez. Hem nikah beş kadın nereye gidecek ki? Sen telefonu çalıyor. Yok benimki değil. Telefonunu unutmuş. Herif seni niye arıyor? Restorana geldim. Bekliyorum. Kardeşim, ne dedi? Kaynana beğendi mi organizasyon? Ne oldu kardeşim? Yoksa kaynana kötü bir şey mi söyledi? Musa sus.
Kaynana kaynana. Deme öyle bir duyarsa çok ayıp olur. Ne diyelim? Başka ne denir? Ne dedi, beğendi mi? Yoksa demediğini koymamıştır gene. Yok, bu sefer beğendi. Yok canım. İnanamıyorum. Demek ki beğendi. Hangi dayda ayı oldu acaba? Kurt. Kurt? Nereden çıktı şimdi? Yoksa kaynana mı kurtu dedi? Yok olur mu öyle şey Musa? Sen hangi dağda ayı öldü dedin ya, o ayı değil kurt. Ha, öyle söylesene. Madem beğendiyse sen neden böylesin? Yoksa ikine mi sınmadı düğün? Sindi, sinmesine de. Ben olayın bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Hem de hiç. Şimdi bu düğünün altından kalkabilecek miyim diye düşünüyorum. Ama Demirhanlı ailesine ancak böyle bir düğün yakışır. Ben de Demirhanlı gelini olarak yakışanı yapacağım. Tabii ya, sen bu aile çok yakışan bir gelin olacaksın. Bakalım, onu zaman gösterecek. Benim Orhun'a da dosyayı göstermem gerekiyor. Göster kardeşim. Eniştem beğendiyse bu iş tamamdır. Gir. Düğün artık hazır. Davetli listesi. Menü. Gelin hazırlık odası. Çiçek aranjmanı ve aksesuar detayları. Afife Hanım da onay verdi. O beğensin diye mi bu kadar ihtişamlı? Sen beğenmedin mi yoksa? Benim daha iyi bir fikrim var. Onu hatırladın mı? Evet. Bir dakika not almam lazım. Bir dakika buradayım. Ben sizi sonra arayayım mı? Tamam.
düğünümüzün böyle olmasını istiyorum. Ama Afife Hanım... Düğünümüz deniz kenarında son derece sade olacak. Şimdi de düğün mekanımıza bakmak için sahile gideceğiz. Özellikle seçtim. Restoran diyorum. Özellikle seçtim. Bu saatlerde genelde boş oluyor da. Tunç Bey'e geldim ama bugün aslında hiç uygun bir gün değil. Bence en uygun gün ve saat tez Nurşah Hanım. Nikahtan önce sizinle görüşmek istedim çünkü beni daha iyi tanımanızı istiyorum. Nasıl yani? Anlayamadım. Bunun için mi buradayız? Sizi daha iyi tanımam için. Bu evliliği neden yaptığınızı çok iyi biliyorum Nurşah Hanım. Esas liste bende dursun. Bir şey unutursam kopya çekerim. Hadi hazırlan çıkalım. Ben çantamı alıp hemen geliyorum. Ne oldu? Hiç gitmesek mi? Neden? Annen hazır onaylamışken iş çıkarmasak. Onun da içine sinsin istiyorum. Bu düğünle biz evleniyoruz. Başkası değil. Bu yüzden her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Artık bitti. Bu konuyla ilgili yorulmanı istemiyorum. Sen mutlu ol. Gerisi teferruat. Belli ki bir şey ima ediyorsunuz Tunç Bey ama boşuna kendinizi yormayın. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Biliyor musunuz? Şu açıklamanız bile size ele veriyor. Bir Demirhanlı'nın böylesi bir evlilik işine kalkışması akıl alır gibi değil. Lütfen. Sizi anlıyorum. Kenan'ı çok iyi tanıyorum. Ne oynamayı seviyor kendisi. İlk önce sizin vicdanınıza gözünü dikti. Sonra içten içe sizin suçlu hissetmenizi sağladı. Böyle böyle de bu evlilik komedisindeki rolünüze alıştırdı. Hı? Yanılıyorsunuz. Bu evlilik gerçek. Oyun falan değil. Kenan'ı iyi tanıdığınızı söylüyorsunuz. Ama bence onu hiç mi hiç tanımıyorsunuz. Sizi temin ederim çok iyi tanıyorum Kenan'ı. Siz bu şekilde düşünüp kendinizi kandırabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ama ben size gerçek Kenan'ı anlatayım. Kenan insanları manipüle ederek, onları parmağında oynatarak hayatını kazanmıyor. Aksine kendi hayatını hiçe sayıp başkalarının mutluluğu için çabalıyor. Bu anlamda siz onun gölgesi bile olamazsınız. Ya ben komedi dedim ama meğersem dört dörtlük bir melodram sergileniyormuş. Ayakta alkışlıyorum çünkü çok başarılısınız. Nurşah Hanım, neredeyse gerçekten aşık olduğunuza inanacağım şimdi.
Tamam. Ben hazırım, çıkabiliriz. İşle ilgili mesele çıktı, birkaç görüşme yapmam lazım. Tamam, sen işini hallet, ben bahçede beklerim. Tamam, hemen halletip yanına geleceğim. Alo. Kendinizi bu melodramdaki rolünüze ne kadar çok kaptırmışsınız. Ama sizin bu duruma düşmenize başrol kimi çok iyi biliyorum. Siz kabul etmeseniz de ısrar ediyorum. Kenan'ı çok iyi tanıyorum. Ha. Bu arada kim kimin gölgesi olamaz, kim olur? Onu bir daha düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ne bu evlilik bir oyun, ne de Kenan portresini çizmeye çalıştığınız kişi. Bu konuşmayı daha fazla devam ettirmeyeceğim. Ne diyorsun? Eniştem ilk planı döndü ha? Hı hı. Kardeşim çok mutlu oldum valla. Zaten yeni planda masallah yoktu. Tahta yoktu. Güzel değildi. İyi olmuş. Eniştem çok kral adam. Çok. Ben sana bir faydam olmadı. Ama düğün hakkında bir dünya şeyleri öğrendim. Artık kendim düğünümde bütün detayları hazır oldu. Yalnız bir küçük pürüz var. Fili nereden bulacağım? Senin burada bu adamla ne işin var? Ben Tunç Bey'e... Aa, haberin yok muydu ya? Bu yemek senin kefalet ücreti. Sen yine ne saçmalıyorsun boş boş. Aslında açık açık konuştum ben ya. Yazık. Yani vasat bir zeka bile o anda anlardı. Ama öfke. Ve her zamanki gibi gözü dönmüş bir Kenan. Ne o? Yine mi yumruk atacaksın bana? Nuşa Hanım, ufukta bir yemek daha görünüyor galiba ha? Ne dersiniz? Bir yumruk, bir yemek. Bir yumruk, bir yemek. Neyse. Ya duydun işte. Nezaretten bu yemek sayesinde çıktı. Müstakbel eşiniz her şeyi anlatmıyor anlaşılan. Hı? Ha doğru. Fason bir evlilik tabii. Her şeyi anlatmaması anormal değil, değil mi?
Siz. İşte bu gerçek bir sürpriz. Hatırlamadınız. Mücevher atölyesinde karşılaşmıştık. Fularınız. İsminizi lütfeder misiniz? Hira ben. Memnun oldum. Ben de Cihangir Demiranlı. Cihangir. Müstakbel eşimle tanışmışsın. Yüzüğü almaya gittiğimde atölyede karşılaşmıştım. Öyle olmuştu. Fakat tanışamamıştık. İlginç bir tesadüf oldu. Dünya gerçekten küçükmüş. Kardeşim Neva. Memnun oldum. Bu kadar erken karar vermeyin isterseniz. Neva'nın kendine özgü bir mizah tarzı vardır. Kesinlikle. Şaka yapıyorum. Hoş geldiniz. Orhan, şaşırmış görünüyorsun. Tabii haklısın. Kimi görsen şaşırırsın diye sorsalar, en son bizim adımızı söylerdin herhalde. Ama annen senin aksine çok mutlu olacak bizi görünce. Gel. Rahatsız edilmek istemediğinizi söylemiştiniz, biliyorum. Fakat misafirleriniz var. Kimseyi beklemiyorum. Kuzenleriniz. Cihangir Bey ve Neva Hanım geldiler. Ne işleri var burada? Senelerdir görüşmezken. Biraz beklesinler. Hazırlanıp geliyorum. Nurşu Hanım sayesinde ceza almaktan kurtuldun. Şimdi de formaliteden evlenip kızını almaya mı çalışıyorsun? Ne zavallı bir durum ya. Tunç Bey yeter.
Size öyle olmadığını söyledim zaten. Ama başaramayacaksın. Kızını alman imkansız. Sadece Nurşu Hanım gibi saygın bir hanımefendinin hayatını mahvedeceksin. Sırf bunun için üzülüyorum. O yüzden de kendisini buraya uyarmaya geldim. Söylediklerimi dikkate almanızı umuyorum. Her türlü desteğe hazır olduğumu bilmenizi isterim. Bak sakın. Çevremdeki insanlardan uzak duracaksın. Duydun mu beni? Ama sen bu kafayla devam edersen biz daha çok yemek yeriz. Aa, benim için hiç problem değil gerçekten. Kenan lütfen. Nefes. Nefes için lütfen. Bak senin nasıl bir adam olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Sırf kızım için duruyorum. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Şimdi defol git buradan. Sonradan gelen sensin. Tunç Bey yeter. Gidin buradan. Siz istediniz diye gidiyorum. Sadece sizin için. Yine görüşürüz. Nurşu ablanın evlendiğini söylemeliyim. Söylemek zorundayım. Nurşah abla Kenan abiyle evleniyor. Nikah 2 saat sonra. Her şey çok hızlı gelişti. O yüzden şimdi haber verebiliyorum. İso hazırlan hadi anca gideriz. Heyecanlanma benim ya. Gerçi kızlar üzerinde böyle bir etkim var ama. Şaka yaptım ya, kızma. Hem kankalar böyle şakalara kızmaz. Bir de komik olsan. Hayırdır? Ne ama mesaj? Manita durumları falan mı? Saçmalama. Bu ne sinir İso ya? İki lafın belini kıramayacak mıyız? Hayır, bir durum varsa destek olurum yani, anlat. Konuşmaya devam edersen senin kafanı kıracağım. Fazla oldun sen. Laflara bak ya. Sen iyice bozdun kendini ha. Ne saklıyorsun sen benden? Gel bakayım gel. Bir göster bakayım. İso. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Açıklayabilirim. Açıklayamazsın. Benden habersiz bu adamla burada buluşup anlaşma yapmanın hiçbir açıklaması olamaz çünkü. Sana sorma fırsatım yoktu. Ayrıca sorsaydım da kabul etmeyecektin zaten. Kabul etmeyeceğimi bile bile gittin yani, öyle mi? Biraz sakin olmaya çalış. Anla beni. Başka bir seçeneğim yoktu. Eğer şikayetini geri çekmeseydi neler olacağını sen de biliyorsun. Nefes ve senin için mecburdum. Mecbur falan değildin. Yapmak zorundaydım. Seni korumak için. Ben kendimi mahkemede savunabilirdim. Yetmezdi. Bunu ikimiz de biliyoruz. O zaman yapacak başka bir şey bulurdum. Ya sen... benim yanımdan ayrılıp burada bu adamla buluşmaya geldin. Biz 2 saat sonra evleneceğiz. Sen burada elin adamıyla... Yok, en başından yanlıştı zaten. Olmayacak. Olmayacak. Bitti. Ne demek istiyorsun? Formalite de olsa evlendiğimizde benim soyadımı taşıyacaktın. Sen bu ne demek biliyor musun? Elbette biliyorum ama biraz ileri gitmiyor musun sence de? Biraz beni anla diyorum. Sana evlenmeyeceğiz dedim. Bitti. Thank you.
düğün ya da cenaze gibi mecburi ziyaretleriniz dışında sizi burada görmeye pek alışık değiliz. Bu kez mecburi bir ziyaret için gelmedik. Temelli döndük. Yeni geldiniz herhalde. İstanbul'da olduğunuzu duymadık. Yok, epeydir buradayız aslında. Ama tabii haberinizin olmaması gayet normal. Akrabalarla yakın ilişkiler Demirhanlılara göre değil. Pek sıcakkanlı insanlar sayılmayız. Müstakbel eşin de bunun böyle olduğunu öğrenmiştir herhalde. Öyle değil mi Orhun? Hayır, aksine. Benim tecrübem bambaşka. Herkes sıcakkanlı, içten. Emin misin herkesin sıcakkanlı olduğuna? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni tekrar görmek ne güzel. Sizi beklemiyorduk. Haber vermeyi pek düşünmedik zaten. Yani insan evine gelirken haber vermez, öyle değil mi? Siz Demirhanlısınız. Sizlere kapımız her zaman açık. Kayfa alalım. Derhal hanımefendi. Hoş geldin Cihangir. Hoş bulduk. Merhaba Neva. Merhaba. Hakkına geleni söyleyip çekip gidemezsin sonra. Ne oldu? Erkeklik gururum mu zedelendi? Tek derdim bu değil mi? Biz bu evliliği neden yapmak istiyoruz? Nefes için. Peki ben bunu niye istiyorum biliyor musun? En başta yaptığın hatalar yüzünden. Kızımın benden alınmasının en büyük sorumlusu sensin çünkü. Tek sebebi bu değil. Hani bana sormuştun ya annenle abine evleneceğimizi neden söylemedin diye. Ben sana anlatayım. Annem bize babamızın öldüğünü söyledi. Biz yıllarca kendi babamızı öldü bildik. Ama sonradan abim öğreniyor ki babam aslında ölmemiş. Hemen sonra da vefat ediyor babam. O kısacık zaman diliminde bana söylese... Söylemiyor. Şu hayatta en sevdiğim, en güvendiğim insan benim abim. Ama babamın varlığını saklıyor benden. Sırf ben üzülmeyeyim diye. Ama daha çok üzüleceğim hiç aklına gelmiyor. Porselen bir bebek gibi gördüğün, çıt kırıldım sandığım ben, baba hasretinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bir kız çocuğunun babasını özlemesinin ne demek olduğunu ben biliyorum. Nefes benim gibi olmasın istedim. Nefes benim yaşadıklarımı yaşamasın istedim. Ama sen bunu anlayamazsın. Sen sadece kendi duygularını önemseyen bir bencil olduğun için bunu anlamaya da çalışamazsın. Beceremezsin. Varsa yoksa kendi doğruların, varsa yoksa kendi gururun. Asıl ben evlenmiyorum seninle.
Babam Agah Demirhanlı. Bu konakta büyümüş. Öyle mi? Babamın konakla ilgili anılarını dinleyerek büyüdük biz. Çocukluğu burada çok güzel, çok mutlu geçmiş. Hep özlemle bahsederdi. Vefatında bile bu konağa, buraya olan özlemini sayıklayıp duruyordu. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bu konak babamın içinde hep bir yara olarak kaldı. Ne kadar ironik değil mi? Bir zamanlar en güzel günlerini geçirdiği bu konak, babamın son zamanlarında onunla bir hüzün kalesi oldu. Tanımayan biri bu anlattıklarını duysa, babanın zoraki bir durum yaşadığını zanneder. Yurt dışına kendi arzusu ve iradesiyle gitti. Seçimi bu yöndeydi. Hoş geldin Melihçu. Gel, misafirlerimiz var. Cihangir, Neva. Anneannenin kuzenleri. Anneanne derken? Ali Nihan'ın oğlu. Nihan'ın bir çocuğu olduğunu bilmiyordum. Bilmediğiniz pek çok şey olduğu gibi bunu da bilmiyorsunuz. Gayet normal. Birbirimizden habersiz geçen çok yıl var arada. Zamanla her şey konuşulur. Öğrenilmesi gerekenler öğrenilir. Taşlar da yerine oturur. Taşların yerine oturacağından hiç şüphem yok. Ali, sen odana geç. Ali Çögel, bugün gezi vardı, onu anlatırsın bana.